Integral 0 ile 1 arasında x kare çarpı 2 üzeri x küp dx'i hesaplamaya çalışalım. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu hemen durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeyi deneyin. Denediniz ve cevabı buldunuz öyle değil mi? Şimdi size ilginizi çekeceğini düşündüğüm birkaç şey göstermek istiyorum. Buna benzeyen bir ifade gördüğümde en azından kendim için konuşuyorum. Aklıma hemen e üzeri x'lerin türev ya da ters türevlerini almayı bildiğim geliyor. Demek istediğim tabanı e'den farklı olan bir üstel ifadeye pek de alışık değiliz aslında öyle değil mi? Şimdi şunu hemen bir not edeyim. e üzeri x'in x'e göre türevi yine e üzeri x'e eşit. Buna ek olarak, e üzeri x'in integrali de e üzeri x artı c'ye eşittir. Karşımızda üssü x'in bir fonksiyonu olan bir ifade olduğunda, bu tabanı değiştirmek mantıklı bir yaklaşım olur. Peki, tabanı nasıl değiştirebiliriz? Bunu yapmanın yolu, 2'yi e türünden ifade etmektir. Evet, 2'yi e türünden ifade etmek istersek, bir bakalım, 2, e üzeri 2 elde etmek için e'nin almamız gereken kuvvetine eşittir öyle değil mi? Peki 2 elde etmek için e'nin hangi kuvvetini almalıyız? 2'nin doğal logaritması öyle değil mi? Evet e üzeri ln 2 2'ye eşittir. Bu durumda 2 üzeri x küp neye eşit olur? iki tarafın x üzeri üçüncü kuvvetini alalım. Evet, bir sayının kuvvetinin kuvvetini alınca iki kuvveti çarpmamız lazım. Yani sonuç e üzeri x küp çarpı ln 2 olacak. İlgi çekici öyle değil mi? İsterseniz bunu baştan yazalım. Burada önce belirsiz integrale odaklanalım, sonra da belirli olanları hesaplarız. İntegral x kare çarpı 2 üzeri x küp dx. Evet, bunun ters türevini almamız lazım. Eşittir, integral diyelim. x kareyi de buraya yazıyorum. 2 üzeri x küpün yerine de bunu yazacağım. e üzeri x küp çarpı ln 2. Kopyalayayım ve yapıştırayım. Harika, dx'i de unutmayalım. Bunu e türünden ifade etmek işlerimi biraz kolaylaştırdı ama bu ifade gözüme hala zor görünüyor. Bu noktada u dönüşümün kullanmak aklınıza gelmiş olabilir. Sizce bunun türevi neye eşittir? 3x kare çarpı ln2 öyle değil mi? Ya da 2 çarpı 2'nin doğal logaritması çarpı x kare. Ve bu da x kare çarpı bir sabitten başka bir şey değil. Burada x kare olduğuna göre aynı sabit elde etmek için bu ifadeyle biraz oynayabileceğimizi düşünüyorum. Evet biraz düşünelim. Bunu u'ya eşitlersek hemen yazıyorum. u eşittir x küp çarpı ln2 bu durumda du ne olur du eşittir 2'nin doğal logaritması bir sabittir o halde 3x kare çarpı 2'nin doğal logaritması çarpmanın sırasını değiştirip bunu x kare çarpı 3 ln2 olarak da yazabiliriz logaritma özelliklerini kullanarak bunu x kare çarpı 2 üzeri 3'ün doğal logaritması olarak da yazabiliriz. Evet 2'nin doğal logaritması çarpı 3 ile 2 üzeri 3'ün doğal logaritması birbirine eşit. eşittir x kare çarpı 8'in doğal logaritması. Evet u burada. Peki ya du? Buradaki dx'leri de unutmamamız lazım. Hemen ekleyeyim. dx, dx, dx ve dx. Evet ne diyordum? du nerede? dx burada. Altlarını çizeceğim. x kare de burada. Bu da geriye sadece 8'in doğal logaritmasını bırakır. Kısacası burada bir de 8'in doğal logaritmasının olmasını istiyoruz ve bunu ifadeyi ln 8 ile çarpıp bölerek yapabiliriz. Bölü ln 8. Şimdi bir sabit çarpı fonksiyonun ters türevinin sabit çarpı fonksiyonun ters türevine eşit olduğunu biliyoruz. Yani bunu dışarıya taşıyabiliriz. 1 bölü 8'in doğal logaritması şimdi de U ve DU'yu yerlerine koyalım. Eşittir 1 bölü 8'in doğal logaritması çarpı integral E üzeri U. Evet U burada, bu da DU. DU değil mi? Evet. Bunun ne eşit olduğunu biliyor muyuz? Evet, eşittir 1 bölü 8'in doğal logaritmasını yazayım ve bunun ters türevi yani E üzeri U artı C. Dönüşümü tersine çevirelim. U'nun neye eşit olduğunu biliyoruz. 1 bölü 8'in doğal logaritması çarpı e üzeri x küp çarpı 2'nin doğal logaritması artı c. Bulduğumuz bu sonucu 1'de 0 ve 1'de değerlendirmemiz gerekiyor. Bir daha yazıyorum. Daha doğrusu şunu kopyalayıp yapıştırayım. Evet eşittir bunun 1'de aldığı değer eksi 0'da aldığı değer. Sabitler konusunda da endişelenmemize gerek yok çünkü sadeleşecekler. Önce 1'de aldığı değeri hesaplayalım. 1 bölü 8'in doğal logaritması çarpı e üzeri. 1 üzeri 3, 1 eder çarpı 2'nin doğal logaritması. Eksi 1 bölü 8'in doğal logaritması çarpı e üzeri. x 0 olduğunda burası da 0 olacağı için 0 yazıyorum. e üzeri 0 da 1'e eşittir. Evet, e üzeri 2'nin doğal logaritmasının 2'ye eşit olduğunu biliyoruz bu durumda. 2 bölü 8'in doğal logaritması eksi 1 bölü 8'in doğal logaritması logaritmasından 1 bölü 8'in doğal logaritmasını elde ederiz. İşte bu kadar.